çok sevinç benden ne düşündü. Yakın zamanlarda maalesef insan bulamamıştım. Geçmişte çok geldiğimi hatırlıyorum. Filiz, Sayın Valimizin de dediği gibi inancımızın, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin beşiği olan bir yerdir. İnsan kalitesi yüksektir. Filizler mert insanlardır, cömert insanlardır. Dürüst, ahlaklı insanlardır. Bunu tekrar bizzat kimisi ziyaret ederek kardeşlerimizi, halkımızı yakalamak istedim. Tabii belediye başkanımızı tanıyorum, milletvekillerimizi tanıyorum. Sayın Valimiz de birkaç yıldan bu yana başarılı hizmetler yapıyor. Kendisine minnettarız. Diğer bütün arkadaşlarımızı da bir kısmını buluyorum, bir kısmını da geçmişten beri tanıyorum. Kilisle ilgili çok önemli bir briefing dosyasını Sayın Valimiz verdi. Yolda da konuştuk. Hamdolsun biraz önce ifade ettiği gibi hükümetlerimiz döneminde takriben 12-13 yıldır kamu yatırımlarından büyük pay aldı Kilis. Bugün nüfusu 130 bine yaklaşan bir ildeyiz. Hamdolsun yollarımızla, sağlık sektöründeki veya sağlık konusundaki mükemmel hastanelerimizde, eğitim bakımından dikkate aldığımızda 7-8 sene evvel kurulan üniversitemizin bugün 8 binden fazla öğrencisinin olmasıyla, yüzlerce yeni derslik yapmamızla ve sanayide inşallah yeni hedefimizde olan büyük organize sanayi bölgesinin de bitirilmesiyle çok önemli adımlar atılacağını düşünüyoruz. Tarıma büyük destek veriyoruz. Bir tarım kenti olan Kilis'te hem mahsullerimizin verimli ve kaliteli olması hem de mahsullerimizin para etmesi konusunda geçmişten bu yana çok güzel çalışmalarımız oldu. Bitecek. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. 2023'e yönelik. Kilis'i yeni baştan mamur edeceğiz. Tarihteki o köklü, şaşalı medeniyet günlerini tekrar döndüreceğiz. Kilis halkının da hükümetimize karşı bu yapılan hizmetlerden dolayı şükran duyguları içerisinde olduğuna inanıyoruz. Bunun en önemli örnekleri hem mahalli seçimlerde, hem genel seçimlerde, hem de referandumda ve en sonunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kilis halkının bize verdiği güven ve desteğin ifadesi olan büyük oylarıdır. Önümüz seçimdir. Seçime de çok iyi hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız da gayret ediyorlar. Valilik binasında propaganda yapacak değilim. Biz Kilis halkına güveniriz. Onlar en iyi kararı vereceklerdir. En hayırlı kararı vereceklerdir. Ve Kilis'in vereceği kararın başımızın üstünde yeri vardır. Sayın Valimizle bugün bütün gün birlikte olacağız. Devam eden yatırımlar konusunda bana verdikleri bilgiler çerçevesinde ben de talimatlar vereceğim. Milletvekillerimizle birlikte olacağız. Adaylarımızla birlikte olacağız. Tabii bir konu da çok önemlidir. Sayın Valimiz temas ettiği için söylemeliyim. Hemen hemen 5 yıldan bu yana Suriye'de yaşanan trajedi karşısında ülkemize sığınan mülteciler var, sığınmacılar var. Ve bunlar büyük ölçüde Kilis'te misafir ediliyor. Bu bir insanlık görevidir. İnancımız da bunu emrediyor. Can kaygısıyla kaçıp evimize, kapımıza gelen insanları biz bugüne kadar reddetmedik. Onları korumak, kollamak, onlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Türkiye'nin, Türk halkının, milletimizin böyle bir asaleti var. Bugün sayı itibariyle en yüksek oran Kilis'te bulundu. Mükemmel konteyner kentlerde ki uluslararası takdir almış durumda. İnsanların tüm ihtiyaçları karşılıyor. Unutmayalım, Kilis tabii 910 kilometrelik Suriye sınırımızın hemen hemen 115 kilometresini Suriye ile Türkiye arasındaki sınır ilidir. Kapılarımız var, gelip geçişler var. Sınırın öbür tarafında yaşanan acı olayları çok yakından takip ediyoruz. Büyük masraflar karşılığında da olsa insani amaçlarla Suriye'den gelen sığınmacıları muhafaza ediyoruz, barındırıyoruz. Bundan dolayı benim hükümet üyesi olduğum için hükümetime takdir etmeme gerek yok ama en büyük takdirimiz Kilis halkınadır. Kilis'te yaşayan tüm insanlar bu zor şartlardan canlarını kurtarmak için gelen insanlara kapılarını, sofralarını açmışlardır.
alanlarından razı olsun. Ben şahsen diliyor ve ümit ediyorum ki Suriye'de demokratik bir rejime geçildiğinde artık halkına zulüm yapamaz hale geldiğinde buradaki misafirlerimize de kendi ülkelerine rahatlıkla dönebileceğini, en kısa zamanda da bunu gerçekleşmesini ümit ediyorum. İnşallah bugün teyitler, tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bana bağlıdır, Gaziantep Bölge Müdürlüğümüz, kilisin hem merkezinde hem ilçelerinde çok önemli restorasyonlar yaptı. Biraz evvel ziyaret ettiğim Cüneyne Camisi, bundan 7-8 sene evvel bitirdiğimiz bir camiydi. Halen devam edenler var, programımıza aldıklarımız var. Tek bir gayemiz var, kiliste restore edilmedik, esaslı onarımı yapılmayan hiçbir vakıf eseri kalmasın. Bunlar sadece cami değildir, handır yerine göre, külliyedir yerine göre, imarettir. Hatta çeşmedir, vakıf eseri olarak ne varsa ki, kilis bu konuda çok zengindir. Çünkü sahabilerimizin metfun olduğu bir yerde, dini amaçlarla Allah rızasını gözeterek yapılmış yüzlerce vakıf vardır. Biz bunların geçmişte çoğunun satıldığını, özel mülkiyete geçtiğini, amacı dışında kullanıldığını da biliyoruz. Belki bu sayıca en az olan yerlerden birisi kilistir. Çünkü kilis halkı vakıf bilinen bir yeri başka türlü amacı dışında kullanmamıştır. Bu da takdir edilecek bir davranıştır. Sayın Valimizden ve Bölge Müdürümüzden bugün için bitmek üzere olan, dışarıda da pek çoğunun fotoğrafını gördünüz. Önemli yatırımlarımız var. Bunları inşallah tamamlayacağız. Ve bize söyleyin, siz de basın olarak üzerine düşen bir görevdir. Şurada da bir vakıf eseri var ve el uzatılmasını bekliyor deyin. Biz bunları dikkate alırız. Çünkü bizim önemli bir görevimizdir bu. İnşallah vakıf açısından hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ben kilisli kardeşlerimle bugün fırsat buldukça bir araya geleceğim ve gece buradan ayrılacağım. Bu vesileyle kilisin güzel insanlarına işlerinde, evlerinde huzur, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bütün kilislilere selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sayın Başkan Yardımcısı.